79 kere pas yapmış, 76'sı isabetli. En büyük hayallerinden biri Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmek dedi. Önümüzdeki sezon 6. haftada Ancelotti kovulsun, Löw de boşta olsun, İnkalay Löw olur. Sana öyle söyleyeyim yani. Fark 8 puan çıksaydı mental anlamda da işler çok kötü gidecekti. Ersun Yanal burada 74 puanda efsane hoca oldu. İsmail Kartal 74 puan topladı. Herkes ya işte İsmail Kartal'la bu iş olur mu dedi. Shakira da kocam diye söylemiyorum ama dünyanın en iyi stoperi Gerard Piqué dedi. Portekiz'e elenmeyecek bir takım kesinlikle değil. Kaldı ki tek maç oynuyorsun. Merhabalar, Legend Futbol'a hoş geldiniz. Çift Forvet'le sizlerle birlikteyiz. Yine hareketli bir gündem bizi bekliyor ama önce Legend Futbol'a YouTube'dan abone olup videoları beğenmeyi, Facebook, Instagram ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayalım. Uğur'a dönüyorum. Uğur, ne haber? İyiyim, bize çok teşekkürler. Seni son haftalarda daha mutlu görüyorum. Fenerbahçe çıkışa geçti. Mutluyuz. Fenerbahçe kazanınca hayat da güzel. Böyle devam ediyoruz. İnşallah da böyle devam ederiz bakalım. Gücümüz gidiyor. Fenerbahçe Konya karşısında da önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. 2-1 galip geldi. Yenilmezlik serisini de ligdeki 6 maça çıkardı. Nasıl buldun Konya karşısında Fenerbahçe'yi? İlk yarıda çok durağandı takım. Yani bu futbolda hani tek bir şey işte onun yüzünden böyle oldu demek bence çok yanlış. Ama böyle popülist, ucuz yorumlarla çok kıymet görüyor. Kesinlikle böyle olduğunu düşünmüyorum ama Mesut'la... Yani direkt Mesut yüzünden bunu diyemem ama Mesut'la İrfan birlikte oynadığı zaman Fenerbahçe çok durağan, çok tahmin edilebilir bir takım oluyor. Çünkü ikisi de topu ayaklarına isteyen oyuncular. İkisi de ön tarafı koşu yapmak istemeyen oyuncular. Yani Mesut kafasını kaldırıyor. Belki mesela atıyorum, örnek veriyorum. İrfan'ın koşu ona top atacak ama İrfan koşmuyor bölgeye mesela. İrfan topu ayağına bekliyor. Veya Mesut, İrfan'da top diyelim. İrfan öne bir top atacak diyelim. Mesut'un koşması gerekiyor. Mesut da koşmuyor çok fazla. O koşuyu yapmıyor. Topu ayağına bekliyor. İki tane bu şekilde topu ayağına bekleyen oyuncuyla çok durağan, çok tahmin edilebilir bir takım oluyorsunuz. Birkaç istatistik paylaşayım mesela ben. İlk yarıda Fenerbahçe 5 kere sadece çalım atmış, rakip eksiltmiş. İkinci yarıda 10 kere mesela. Bu doğrudan hani Mesut çıktı, o işler değişti. Öyle bir şey yok tabii ki. Hani tek bir oyuncuya bunu bağlamak çok doğru değil. Ama mesela ikinci yarıdaki 10 dribbling'in 4 tanesini Osay Samuel yapmış. Belki bu şeyle alakalı olabilir. Yani ilk yarıda Osay Samuel'in önünde... Topsuz çok fazla koşu yapmayan, durağan, sabit yerinde bekleyen, böyle 15-20 metrede top oynayan bir İrfan Can Kahveci vardı. İkinci yarıda İrfan Can 10 numara pozisyonuna geçince Rossi oraya geldi. Şimdi Rossi de koşu yapan bir oyuncu. Öne sadece ayağına top istemeyen, önüne de top bekleyen bir oyuncu. Şimdi arkasında Osay Samuel olduğu zaman bir anda rakip savunmanın odağı Rossi'ye de kaymış oluyor. Ve Osay Samuel'e daha fazla çalım atabileceği, adam eksiltebileceği bir alan kalıyor. Onun da birazcık etkisi oldu bence. İkinci yarıda çok daha... İyi bir Fenerbahçe vardı. İlk yarıda birinci bölgede daha çok işte Kim Min-jae ve Serdar Aziz kendi arasında pas saçtı. O topların öne çıkmasında çok sıkıntılar oldu. Yani rakip eksilten çok fazla pas atmıyor Fenerbahçe. İlk yarıda çok bunun sıkıntısını yaşadı. Yani Serdar Aziz alıyor, Kim Min-jae'yi veriyor. O alıyor işte Crespo, Zayt. Bu dörtler arası, kendi arasında paslaşıyorlar. İkinci yarıda birazcık daha öne oynayan, daha etkili bir takım vardı. Takım boyu bence hani bunun dataları elimizde yok. Ama kulüplerde vardır muhtemelen sadece. Paylaşılmaz onlarda. İkinci yarı takım boyu daha kısalan bir Fenerbahçe vardı. Merkezde birazcık daha kalabalık tutuldu. Hem Zayt hem Crespo. Çok etkili oldular o noktada. Zaten takım boyu kısaldığı zaman işler her zaman büyük takımlar için daha iyi, daha güçlü olan takımlar için daha kolay olur. Fenerbahçe de bence iyi toparladı. Yani bir duran top golü. Hacı Ahmetoviç'in İrfan'a yaptığı çok gereksiz bir faul. Çok fazla yani gereksiz faullerle başı yandı diyeyim bu hafta birçok takımın. İşte Beşiktaş bir faulden gol yedi. Galatasaray bir penaltıdan gol yedi. Konyaspor için işler iyi gidiyordu bence. Yani bir 3-5 dakikada dayanabilselerdi, direnebilselerdi Kadıköy'den 3 puanla da dönebilirlerdi. Bence bu şartlarda Fenerbahçe için 1 puan da fena değildi. Çünkü yani 5 puandı maça çıkarken fark ve yine ligin boyunu düşündüğünde 5 puan fark kapanmayacak bir fark değildi ama kaybetseydi Fenerbahçe, fark 8 puan çıksaydı mental anlamda da işler çok kötü gidecekti ve 8 puanlık farkla kapanması çok kolay olmayan bir fark. Farklı senaryo evet, konuşuyor yani, olabilirdi. Evet ama oradan dönmek, kazanmak Fenerbahçe adına çok güzel oldu, çok iyi oldu. Peki Crespo'yu nasıl buldun? Yani ilk transfer olduğunda çok eleştiriliyordu. Vitor Pereira'nın istediği isimlerden biriydi. Henüz 25 yaşında, ismi Atletico Madrid'de anılıyor. Çok düşük bir maliyetle geldi. Geçen hafta da konuşmuştuk bunu. Fenerbahçe bu tarz düşük maliyetli transferler yapmalı. İşte 5 tanesini yapsan, 2 tanesini tutsa böyle Elif Elmas gibi. Seni kalkındırır ekonomik olarak demiştik. Crespo da bu tarz bir oyuncu. Vitor Pereira ile birlikte gelen. Kim Min-jae de aynı şekilde Vitor Pereira'nın getirdiği bir oyuncuydu. Ya biraz baktım istatistiklere. 16 ikili mücadelenin 11 tanesini kazanmış. 3 tane şut pası vermiş. Yani Fenerbahçe'nin şut pası vermesini beklediğin oyuncular. İşte Mesut, İrfan gibi oyuncular. Onlardan daha fazla. 4 kere çalım atmış.
Takımın en çok maçın en çok çalım atan oyuncusu, rakip eksilten oyuncusu. 4-5 kez top kapmış, maçın en çok top kapan oyuncusu. Ve işte 79 kere pas yapmış, 76'sı isabetli. Rakip yarı sahada 93,5 pas isabeti var. Çok yüksek bu oran bu. Mesela Luis Gustavo rakip yarı sahada çok fazla yüksek pas yüzdesiyle oynayan bir oyuncu değil. Onun da zaman zaman eksik problemini yaşadı Fenerbahçe. Crespo bu anlamda iyi gidiyor. Zajc'la da çok iyi bir ikili oluşturdular. İkisi de çok fazla koşan oyuncular. Bana birazcık şey anımsatıyor bu orta saha. İkisi için de böyle, ikisi de 6 numara değil zaten. İkisi de 8 numara tarzı oyuncular. Hatta Zajc biraz daha önde de oynayabilecek bir oyuncu görev verilmesi halinde. Ersun Yanal zamanında öyle de oynuyordu. Daha doğrusu oynamıyordu, oynatmıyordu hocanın. Cruzi'yi oynatıyordu. O da bence eleştirilmesi gereken bir konuydu. Yani Zajc bir anda bu sene iyi futbolcu olmadı. Geçmişte de iyi futbolcuydu ama hiçbir zaman şans tanınmadı. Bu sezon iyi gidiyor. Bu ikili Crespo Zajc ikilisi bana biraz şey anımsatıyor. Sosa Atiba ikilisini anımsatıyor. Mesela Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene. Veya işte 2011'de Trabzonspor'da Kolman, Selçuk Yunan ikilisi vardı. İkisi de net 6 numaralar değildi ama birlikte iyi götürdüler. Veya işte Fenerbahçe'de yine 2011 şampiyonluğunda Cristian Baroni, Emre Belözoğlu. İkisi için de net 6 numara Emre Belözoğlu zaten değil. Cristian için de çok fazla diyemezsin onu. Yani Alex gittikten sonra Cristian 10 numara pozisyonunda bile oynadı zaman zaman Fenerbahçe'de. Ya bu oyuna da yansıyor zaten. Net bir 6 numaranın olmayınca pas yüzden daha da yüksek oluyor. Evet, 6 numaralar pas yüzdesini düşürüyor anlamında söylemiyorum bunu. Ama daha teknik kapasitesi yüksek oyuncular da daha kolay. Daha yaratıcılar, daha teknik kapasiteleri yüksek, pas kaliteleri daha yüksek ve bu da fark yaratıyor Fenerbahçe'de. Yani İsmail Kartal'ın göreve geldikten sonra işte Luis Gustavo'yu kesmesi, Sosa'ya çok fazla forma vermemesi çok kolay şeyler değil. Bunlar sonuçta kontratları çok yüksek oyuncular, çok kariyerli oyuncular, yani bayağı Münih görmüş oyuncular. Yani bunları siz tamam gelin bir kenarda oturun deyip geçen sene Portekiz 2. liginde oynayan bir oyuncuya forma vermesi bence alkışlanacak bir olay. Vitor Pereira'ya da bu yüzden teşekkür etmek lazım. Böyle bir oyuncuyu Fenerbahçe'yi kazandırdığı için. Hem Crespo'nun bu performansı hem de bunun yanında mesela yine Vitor Pereira'nın oraya değindiği, dokunduğu, Osay Samuel'in sağ bek olması kimsenin aklına gelmeyecek bir şeydi belki. Üçlü savunmada sağ bek oynadı. Şimdi dörtlü savunmada sağ bek oynuyor ve çok da iyi gidiyor bence. Onun kariyeri için bence çok önemli bir adım bu. Ben hem Crespo'nun hem de Osay Samuel'in, hatta buna Kim Min-jae'yi de ekleyebiliriz. Çok yüksek paralarda önümüzdeki sezon transfer yapabileceklerini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi ihya edebilir yani o üç oyuncunun satışı. Peki İsmail Kartal göreve geldikten sonra Fenerbahçe Trabzonspor'la birlikte ligin en çok puan toplayan takımı, 21 puan topladılar 10 haftada. Hı hı. Bu başarıdaki en önemli etmen sence ne? Ya tabii ki İsmail Kartal yani. Bugün bakıyorsun İsmail Kartal'dan önce takım bir ay hocasız geçti. Yani Zeki Murat Gölen'in emeklerine saygısızlık yapmak istemem. Ama en nihayetinde yani bu takımı Zeki Murat Gölen mi kuruyordu, başkası mı kuruyordu, yönetim mi kuruyordu, dışarıdan birisi mi kuruyordu, futbolcular mı kuruyordu kimse bilmiyordu yani. Zeki Murat Gölen de hiçbir zaman çıkıp bu takımı ben yaptım da demedi. Orada bir teknik direktör figürünün olması önemli ve hani bu figür geçici bile olsa en nihayetinde bu kulübün efsane oyuncularından biri. İsmail Kartal yıllarca bu takımda oynamış, Saadet mevkisinde. O stada çıkmış, o çimleri bilen, tribünleri bilen bir isim. Herkesin saygı duyduğu bir isim. Bu geçiş döneminde de geldi. İşini gayet iyi yapıyor ve bugün itibariyle Fenerbahçe son 10 haftada en çok puan toplayan iki takımdan bir tanesi. Diğeri de Trabzonspor 20 puanı ve bunu daha kıymetli yapan şey şu. İlk 6'daki Fenerbahçe dışındaki 5 takımın 5'liği de oynadı Fenerbahçe mesela. Trabzonspor'un böyle bir olayı da yok. Gayet iyi gidiyor. Alkışlanacak bir durum. Ben geçen hafta da söyledim. İsmail Kartal ilk döneminde zaten çok haksız eleştirilere maruz kalmıştı. Yani Ersun Yanal burada 74 puanda efsane hoca oldu. İsmail Kartal 74 puan topladı. Herkes ya işte İsmail Kartal'la bu iş olur mu dedi. Bir sonraki sene Vitor Pereira geldi. O da yaklaşık 30-40 milyonluk transferle geldi. İşte Robin Van Persie'ler, Naniler, Lazar Markovic'ler falan filan. O da 74 puan topladı mesela baktığınız zaman. Üçü arasında en az hakkı verilen hoca İsmail Kartal'dır. Ve yani hak ettiği değeri görmesi benim için güzel şu yani. Şu an yani en azından bir iade itibar gibi bir şey oldu. Ve mutluyum onun adına. Umarım önümüzdeki sezonda Fenerbahçe'nin içinde kalır. Nasıl kalır bilmiyorum. Yardımcı antrenör olarak mı kalır? Hani koordinatör olarak mı kalır bilmiyorum ama kulüplerin böyle geçmişten gelen figürlere bence her zaman ihtiyacı var. İhtiyacı var evet. Diyorsun. Evet. Peki Mert Nobre'nin o zaman kulüplerin geçmişten gelen oyunculara her zaman ihtiyacı var demişken bir açıklaması vardı. Alex'le konuşuyorum. En büyük hayallerinden biri Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmek dedi. Katılıyor musun? Yani Alex dönmeli mi sence Fenerbahçe'ye? Bence kesinlikle dönecek. Zamanını bilmiyorum. 3 sene olur, 5 sene olur, 10 sene olur bilmiyorum ama dönecek yani. Dönmesi iyi bir şey mi?
Çok emin değilim yani, çünkü çok bir tüketim toplumunda yaşıyoruz şu anda. Yani işler iki maç kötü gidince insanlar en büyük efsanesi bile hadi gitsin artık, gelmesin istemiyoruz falan diyebiliyorlar. Yani Sergen Yalçın'da da Sergen bunu Yalçın, Fatih gördüm. Terim yani UEFA Kupası kazanmış, takım şampiyonluğuna çeyrek finale çıkartmış, defalarca şampiyonluklar yaşamış ama bir yerden sonra olmayınca işler terse dönebiliyor. İnsanlar gelmesin istemiyoruz artık, bıraksın gitsin diyebiliyorlar. Yani ben Alex'in böyle şeyler yaşamasını istemem ama gün gibi de ortada yani, bir gün geleceği tekrar. Çünkü ortada yarım kalmış bir hikaye var. Yarım kalmış şeyler var. Onların tamamlanması gerekiyor. Ne zaman olur bilmiyorum ama işler bir kere daha kötü giderse Fenerbahçe'de, böyle mesela önümüzdeki sezon bir hoca geldi kötü gitti diyelim. Akla gelecek ilk isim muhtemelen Alex olur Fenerbahçe'de. Bir gün dönecek ama bakalım ne zaman. Ne zaman dönecek? Peki o zaman Fenerbahçe'nin teknik direktör, olası teknik direktör gelecek sezon adayları üzerinden de konuşursak eğer, Mehmet Demirkol'un bir iddiası vardı Löw'e. Çok yüksek bir ücret teklif edildiğini söyledi. Gelmeye gönülsüz ama bu teklifin ardından düşünmeye başladı dedi. Yani bu tehlikeli bir hamle olmaz mı eğer böyle bir iddia gerçekten doğruysa Fenerbahçe için? Yok olmaz. Yani şöyle, Löw'e teklif edilen para muhtemelen Löw'ün birinci sınıf bir takıma gitmesi halinde orada kazanacağı paradır. Ve zaten o sınıftan bir hocayı buraya nasıl getireceksin ki başka? Şey mi diyeceksin? Yani atıyorum şu anda Manchester United'ın hocası yok. Yani var da sezon sonu bırakacak yani. Ve yaz aylarında Manchester United bir hoca arayacak. Sallıyorum şu anda, tamam. Manchester United gitti, Löw'e dedi ki biz sana yıllık 5 milyon euro veriyoruz diyelim. Şimdi Ali Koç aynı anda Löw'ün kapısını şey mi çalacak? Şöyle mi çalacak? Yani Manchester United seni istiyor, 5 milyon euro veriyor. Biz Fenerbahçe'yiz. Biz sana 3 milyon euro verelim, bize gel. Bunu zaten diyemezsin adama yani. Böyle bir randevu bile vermez adam sana yani. Vereceksen en az Manchester United'ın verdiğini vereceksin bu adama. Ya bugün Paris Saint-Germain muhtemelen sezon sonunda hoca arayacak. Mutlaka adı geçecektir Löw'ün orada. Atletico Madrid Diego Simeone'yi kaybederse Diego Simeone Manchester United'a gidecek söylentileri var. Orada adı geçecektir. İspanyolca öğreniyor çünkü. Tottenham eğer Conte Paris Saint-Germain'e giderse mutlaka Löw'le adı geçecektir. Manchester United'da zaten adı geçiyor şu anda. Şu anda birinci sınıf takımların adının geçtiği bir hoca Löw. Bugün Barcelona'nın başında Xavi var. Xavi olmasa muhtemelen onun da Barcelona'da adı geçecek. Çünkü Xavi Katar'da çalışırken hatta açıklaması vardı. Löw Almanya milli takımından ayrılacağını açıkladığı dönemde Barcelona için uygun bir hoca demişti. Orayla da adı geçiyordu. Real Madrid bu sezon şampiyon olacak. Ama önümüzdeki sezon atıyorum kötü başladılar. Ligde 5-6 hafta kötü geçtiler. Ancelotti Bayern Münih'ten 6 haftada falan kovulmuştu biliyorsun. Yani önümüzdeki sezon 6. haftada Ancelotti kovulsun, Löw de boşta olsun, İnkalay Löw olur. Sana öyle söyleyeyim yani. O sınıflar için, birinci sınıf elit takımlar için adı geçen bir hocayı zaten buraya başka türlü ikna edemezsin. Çok iyi para vereceksin. Onların verdiği parayı vereceksin en az. Başka türlü zaten gelmez bu adam sana yani. Piyasası bu adamın yani. Bugün bunu Mehmet Demirkol mu demiş? Evet. Mehmet Demirkol şu an Sokrates'te muhtemelen çok büyük bir para kazanıyordur. Onu mesela X bir Yok, tehlikeli oldun, tehlikeli olmaz mı diye ben sordum. O sadece ha, iddia yani. iddia Çok yani, yüksek bir tam teklifte oradan mesela ben yola bulunmuş. çıkayım. Mehmet Demirkol'dan yola çıkayım. Mesela Mehmet Demirkol'un Sokrates'te kazandığı bir ücret var diyelim, tamam mı? Onu X bir mesela Beansports'ta çalışıyordu. Şu an Sokrates'te Beansports'ta kazandığından az kazanmıyordur bence, öyle söyleyeyim sana. Çünkü adamın bir şeyi var ya, piyasası var yani. O piyasası bu adamın yani. Onu istiyorsan o bedeli gözden çıkartman gerekiyor. Bu biraz iş ona dönüyor yani. Eğer Löw'ü istiyorsan Löw'ün bedeli bu. Löw'ün piyasası bu. Hani 5 milyon euro da olsa o yani, yapacak bir şey yok. Onu Löw'e gitmeden önce düşüneceksin o zaman. Yani oraya gidiyorsan, o randevuyu alıyorsan ben bunu gözden çıkarttım diyorsundur bir noktada. Orada birkaç tane daha eleştirisi vardı. Evet, Löw onu uzun da zamandır. soracağım. Milli takımın Evet. teknik Yani direktörlüğü paslandırdığı yorumuna katılıyor musun? Çünkü 15 yıldır milli takımı çalıştıran bir Löw katılmıyorum var. yani Hani sen. aynı motivasyonla kulüp takımını çalıştırabilir mi? Ya çok şey değil ki bu adam, hani Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra inzivaya çekilmiş 15-20 yıldır bir dağ evinde kendini kapatmış, futbola küsmüş bir adam değil ki. Bu adam daha 7-8 ay önce dünya futbolunun zirvesinde Almanya milli takımını çalıştıran bir adamdı yani. Bugün Almanya milli takımı herhalde dünya futbolunun zirvesi, 2-3 zirvesi varsa bir tanesi Almanya milli takımıdır. Orada çalışan bir adamdan bahsediyoruz. Benim de milli takımdaki gidişatı ile ilgili Löw'ün belki eleştirilerim var yani, olabilir. Bir kere ben onu şampiyonadan Euro 2020 zamanında da söylemiştim. Milli takımlarda bir aylık bir turnuva. Takımla çok az birlikte olabiliyorsun. Bir oyun şablonu oturtmak, bir hücum seti oturtmak çok kolay bir şey değil. Orada avantajın şey olabilir. Aynı takımda oynayan çok sayıda oyuncuyla oynamak olabilir. Çünkü zaten takımlarında beraber oldukları için hani bir ezberleri var. Ve Almanya çok avantajlıydı bu konuda. Çünkü Bayern Münih gibi bir iskeleti vardı.
Ben orada şey diye düşünmüştüm mesela Bayern Münih'in orta sahasında 4-2-3-1 oynayan bir takım. İşte Goresko oynuyor, Kimmich oynuyor. Sol önde Sané, sağ önde Müller, 10 numara Gnabry, işte stoperi Süle, kalecisi zaten Neuer. Yani bu takımı böyle koysan 4-2-3-1 çıkartan işte bir santrafor ekleyeceksin oraya. Timo Werner olur, ne bileyim Kai Havertz olur. İşte yanında zaten diğer stoperin şey Rudiger, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı zaten. İki tane de bek ekle, çık yani 4-2-3-1 ile çık zaten kazanırsın yani büyük ihtimalle. Onu yapmadı böyle, farklı arayışlara girdi. İşte üçlü oynattı, işte Kimmich'i oraya çekti falan filan böyle bir sürü. İşte cross oynatmak istedi, cross da çok eleştirildi. Ama şimdi lükse bak yani orada da Kimmich, Goreska, cross'u oynatmak için değişiklik falan yapıyorsun. Çok da geniş bir kadro var. Yani belki hoca orada şey de yapmış olabilir. Hani bilmiyorum olur mu olmaz mı? Hani o seviyede hocaların öyle egoları oluyor mu bilmiyorum da. Hani ben bu takımı bu şekilde şampiyon yapsam herkes işte Bayern Münih'in ekmeğini yedi, Flick'in ekmeğini yedi de işte hazır takım şampiyon yaptı derdi. Ben işte bir dokunuş yapayım, bir şeyleri değiştireyim, öyle şampiyon yapayım diye belki bir arayışa girmiş olabilir. Ama en nihayetinde ben Fenerbahçe'de çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yani. Keşke olsa yani. Ama dediğim gibi hani 5 milyonsa adamın piyasası bu, yapacak bir şey yok. 5 milyon vereceksin o zaman. Çünkü sen vermezsen başkası verecek zaten o parayı. Yani şey değil ki bu. Hani 3 liralık bir ürüne 5 lira vermiyorsun yani. 5 liralık bir ürüne 5 lira veriyorsun. Ver yani. Dövün değeri de bu. Bu diyorsun. Yapacak bir şey yok, evet, yani. Her şey yani biraz risk olabilir mi acaba hani yani şuna 3-4 maç kaybedildikten sonra anladım. Hani, şunu demek evet. istiyorsun muhtemelen anladığım kadarıyla. Paris Saint Germain'in löve vereceği 5 milyon euro ile Fenerbahçe'nin löve vereceği 5 milyon euro birdir. Çünkü Paris Saint Germain'in piyasaya girdiğinde cebinde 200 milyon euro ile giriyor. Fenerbahçe piyasaya girdiğinde cebinde 20 milyon euro ile giriyor. O anlaşılabilir bir kaygı. Ama Fenerbahçe bugüne kadar B sınıf, C sınıf hocalarla çok fazla zaman kaybetti. Çok fazla para da kaybetti. Yani bana göre hani Erol Bulut'a verilen 1,5-2 milyon euro mu daha çok? Löwe verilen 5 milyon euro mu daha çok? Bence Erol Bulut'a verilen 2 milyon euro, 1,5 milyon euro daha çok yani. Gidip yani artık Fenerbahçe'nin artık birinci sınıf bir hocayla çalışma zamanı geldi. İçin her türlü risk alınır diyorsun yani. Ya şöyle. Senin bir numaralı ismin Löwe ya. Ya ama şöyle bak. Nasıl desem? Ali Koç'un X bir hoca getirip arkasında duracağını bilsem. Tamam X başka bir hoca getir ama duramıyor da yani. Şimdi Emre Belezoğlu'nun arkasında duramıyor, Erol Bulut'un arkasında duramıyor, işte Kokun'un arkasında duramıyor. En azından belki Löwe getirsen ya bu kadar para verdik hani kovamayız da tazminat da çok fazla. Mecbur hani elimiz kolumuz bağlı bekleyeceğiz demek pozisyonuna düşebilirsin belki. Hani o yüzden de birazcık Löwe istiyorum. Yani. Evet. Peki bir de o zaman bizi bekleyen bir Portekiz maçı var biliyorsun ki milli takımı bekleyen. Stefan Kuntz'un da üçlü savunma oynatacağı iddiaları var gündemde. Yani milli takımı Portekiz karşısında formasyonu nasıl olmalı, nasıl bir oyun felsefesiyle sahaya çıkmalı? Tur için Portekiz deplasmanına gidiyoruz. Sence ne yapmalı milli takım? Portekiz'in Sırbistan maçını seyrettim. 90 dakikada gol yedikleri, baraj maçına kaldıkları. Orada Sırbistan üçlü savunma oynuyordu. En önde Vlahovic, arkada Tadic, iki oyuncu kullandılar. Merkezde de üç tane orta saha oyuncusu kullanmışlardı. Sırbistan'ın Portekiz'in oyununu bozmasının en temel faktörü Danilo'yu mark etmeleri Tadic'le. Danilo'ya top aldırmadılar. 4-3-3 başlamıştı Portekiz o maça. Ama Tadic sürekli Danilo'ya yaklaşıp onu mark edince geriden topla çıkamadılar. Ve bu bütün oyunlarını bozdu. Çok fazla işte zaman zaman uzun vurdular. Zaman zaman çok fazla top kaybı yaptılar. Bence orada Türkiye için kilit nokta Danilo'yu tutmak olacak. Savunmanın önünde ona topu aldırmamak olacak. Bunu yaptığın zaman iyi bir hocaları var, tecrübeli bir hocaları var. Hemen formatı değiştiriyor. Moutinho'yu Danilo'nun yanına çekip 4-2-3-1'e dönüyor. Hatta zaman zaman Fonte'den Moutinho'ya pas atıp Moutinho'yu tek topla Bernardo Silva'yı kaçırıyor. Birkaç kez bunu denediler Sırbistan maçında. Başarılı da oldular. Onlara çok dikkat etmek lazım. Ama dediğim gibi kilit nokta bence Danilo'yu topu aldırmamak orada. Birincisi bu. İkincisi dediğim gibi Sırbistan üçlü savunmayla oynuyordu. Bence Kuntz da oradan birazcık kopya çekmiş olabilir. Hani onlar böyle yendi, biz de böyle yenebiliriz gibi. Bence biz de hangi üçlü savunma oynayacağız. Hangi isimleri tercih eder sence? Yani Zeki Çelik sahada bir kere zaten belli. Melih Demirel Atalanta'da üçlü savunmanın ortasında oynuyor. Savunmanın merkezinde Melih olacak muhtemelen. Sol stoperde ben Çağlar'ı bekliyorum. Sağ stoperde Kaan Ayhan olur büyük ihtimalle. Burada sol bek önemli. Portekiz'in sağ açığı Bernardo Silva sol ayaklı bir oyuncu. Topu sürekli içe çekerek oynuyor. Bence Bernardo Silva'nın karşısına ters ayaklı bir bek koymak daha mantıklı olabilir. Mert Müldür'ü bekliyorum ben. Böyle bir sürpriz yapabilir bence. Yaparsa da şaşırmamak lazım. Birazcık orta saha tercihi benim kafamı çok fazla kurcalıyor. Ve bunun yanında şunu da söyleyeyim.
Nuno Mendes oynayacak mı bilmiyorum ama Sırbistan maçında oynamış. Oynamış. Arkasında sürekli adam kaçıran bir oyuncu. Arkasında çok büyük boşluklar veren bir oyuncu. Cengiz de bu ara çok formda. Oyunun yönünü sol kanattan sağ kanada çevirdiğimiz pozisyonlarda Cengiz'de çok fazla boşluklar bulabilir. Cengiz etkili olabilir. Oradan bir şeyler çıkmasını bekliyorum ben Cengiz Nuno Mendes'in eşleşmesinden. Ama dediğim gibi orta saha tercihi nasıl olacak? O birazcık önemli. Hani birazcık çünkü yumuşak bir orta sahamız var. Hakan Çalhanoğlu mutlaka oynayacaktır. Orkun Çökçü çok iyi gidiyor Feyenoord'da ama tercih ederim bilmiyorum. Bunun yanında Yusuf Yazıcı CSKA'da çok iyi başladı. Hani ama hem Hakan hem Cengiz varken oraya Yusuf'u da eklersen çok yumuşak kalır mısın orta sahada? O da bir soru işareti. Ya ben biraz daha böyle sert bir orta saha beklerdim böyle tercih anlamında. Çünkü Taylan'la mesela net bir 6 numara değil. Galatasaray'da çok fazla eleştirilen bir oyuncu. Tolga Ciğerci Başakşehir'de iyi gidiyor. Çok formda. Bence aday kadroda olsaydı elimizi güçlendirebilirdi o anlamda. Hani o tarz bir profilde bir oyuncumuz yok. Okay Okuşlu da yok. Yani ikisinden biri ya Tolgay ya Okay Okuşlu olsaydı iyi olabilirdi bence. Ama bakalım yani Portekiz elenmeyecek bir takım kesinlikle değil. Kaldı ki tek maç oynuyorsun. Yani orada bir gol atsan Portekiz'i krize sürükleyebilirsin. Türkiye'nin kilit noktası ne olur yani Portekiz'e karşı? Ya Cengiz Nuno Mendes'e seçmesi önemli. Bunun yanında Danilo'yu top aldırmayıp Portekiz'i kendi düzeninin dışına çıkartmak önemli. Böyle. Peki o zaman bir de Önder Karabey'in açıklamalarına geçelim. İstifa etmemi bekleyen sosyal medya trolleri belirli bir yerden kumanda ediliyor. Sezon sonuna kadar görevimi layıkıyla yerine getireceğim dedi. Yani Beşiktaş'ın Önder Karabey'den beklentisi neydi? Bu açıklamalara katılıyor musun ki tabloya baktığımızda da 18 maç, 7 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet almış Önder Karabey. Başarısız mı diyebiliriz bu tabloyla? Başarılı diyemeyiz bir kere zaten. Yani Önder Karabey ile ilgili şöyle eleştiriler görüyorum ben işte. Göreve geldiğinde gençleri oynatıyordu. İşte şu anda gençleri oynatmıyor falan. Gelmeden baktım mesela ilk 3 maçında Serdar, Rıdvan, Can Boz'dan 584 dakika süre almış. Son 3 maçında Can, Rıdvan, Serdar, Emirhan 498 dakika süre almış. Çok büyük bir farkla yok yani baktığın zaman genç oyuncu oynatma süresi açısından. Ama ya hoca herhalde şunu hissediyor ve haksız da değil tabii ki. Hani mesela Emirhan'ı soruyorlar. Emirhan'la ilgili bir cevap veriyor. 2 hafta sonra tekrar Emirhan'ı soruyorlar. Hoca da sinirlendi haliyle. Hani bilmediğiniz şeyler tabii ki var. Takımda yaşayan benim. Ama işte Beşiktaş'ın hocası var karşınızda. Sorularınıza dikkat edin tarzı bir açıklaması oldu. Hocanın orada söylemek istediği esasında şu. Mesela benim yerime burada Şenol Güneş otursaydı ona bu soruyu sorabilir miydiniz? Demek istiyor esasında. Evet sorulmazdı belki. Doğru. Ama şunu da kabul etmek lazım ki Önder Hoca da Şenol Güneş değil. Önder Hoca da Fatih Terim değil. Böyle de bir gerçek var. Aslında artık Şenol Güneş'e bile soruluyor bu sorular. Biraz yani, kırdık sanki o. Bilmiyorum. Yine bazı hocalara sorulmadığını görüyorum ben. Bazılarına çok fazla soruldu. Mesela Fatih Terim'e sorulmayan sorular, yapılmayan eleştiriler torrente yapılıyor mesela şu anda. Geçen tur konuşmuştuk bunu biliyorsun. Evet, evet. Yani Önder Hoca geldiğinde çok ama göreve başlarken çok pozitifti. Çok böyle güzel mesajlar veriyordu. Şu anda biraz daha gergin görüyorum, sinirli görüyorum. Çok kolay bir şey değil yani. Şu ana kadar kariyeri işte altyapılarda genellikle 3. lig takımı çalıştırmış. Dün bir gördüm bölgesel amatörlükte takım çalıştırmış. 2012-2018 yılında. Kemal Türkoğlu'yla da Başakşehir'de çalışmış sanırım altyapıda. Olabilir. Yani şu ana kadar hep altyapılarda çalışan, yoğun baskının dışında kalan bir hocanın bir anda milyonluk bir camianın başına geçmesi çok kolay bir şey değil. O baskıyı kaldırmak çok kolay bir şey değil. Ki kaldı ki yani geçmişte büyük takımlarda uzun yıllar geçirmiş bir oyuncu da değil. Yani onu bilsem mesela atıyorum şu anda Ümit Özat gelse mesela Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin baskısını bilen bir adam. Ama Önder Karabey'in böyle bir durumu da yok. Çok fazla hani sanki kaldıramadı ve biraz dağıldı gibi görünüyor. Beşiktaş yönetiminde zaten hoca arayışlarına başlamış herhalde. Birkaç günde netleşecek galiba. Evet, Valerian İsmail, Daniel Farke, Şenol Güneş evet. Ve son olarak İbrahim Üzülmez ismi ön plana çıktı. Yani baktığında da bu profiller birbirlerinden çok farklı profiller. Evet, yani. Oyun tarzları hani, çok farklı. Evet, oyun tarzları farklı. Yani ne planlıyor acaba Beşiktaş? Ya ben de bilmiyorum. Muhtemelen Şenol... İbrahim Üzülmez'in altında hani seneye Şenol Güneş gelir onun yardımcısı olur gibi bir plan var galiba anladığım kadarıyla. Valerian İsmail herhalde Valerian İsmail birazcık Fransız Erol Bulut gibi geliyor bana. Topu çok fazla istemeyen, böyle direkt dikine kaleye gitmeye çalışan bir hoca galiba benim anladığım kadarıyla okuduklarımdan çıkardığım izlenim bu. Türkiye'de büyük takımlar için çok geçerli bir oyun değil bu. West Bromwich Albion'da, Barnsley'de falan işte Lask dizinde falan başarılı olabilirsin bu oyunda belki ama Türkiye'de büyük takımların biraz daha topa sahip olmayı seven hocalarla oynaması gerekiyor. Yoksa hani olmaz yani. Kolay değil. Peki bir de Avrupa'ya gidelim mi? El Clasico vardı. Evet. Ve
Hepimiz belki de farklı bir skor beklerken Barcelona gollü bir galibiyetle çıktı. Anlı'nın akıyla çıktı El Clasico'dan. Yani öldü bitti denilen Barcelona sanki yeniden ayağa kalktı. Gavi, Pedri, Ansu Fati, Ferran Torres derken yeniden Avrupa futboluna damga vurmaya geliyorlar mı? Ya şöyle, şunu söyleyeceğim bununla ilgili. Türkiye'de biliyorsun direktörler değişiyor falan diye böyle çok eleştirilir bu durum. Sürekli teknik direktör değişiyor, bu kadar teknik direktör mü değişir falan diye. Böyle teknik direktör değişikliği sanki kötü bir şeymiş, böyle bir öcüymüş gibi falan böyle yansıtılır. Ama işte adamlar Xavi'yi getirdiler, bir teknik direktör değişikliği yaptılar ve her şey bir anda değişti gördüğün gibi. Tabii devre arasında yaptıkları 3 transfer de etkili oldu bunda ama teknik direktör değiştirmek demek o kadar kötü bir şey değil yani. Camia bütün ölü toprağın üstünden attı gördüğün gibi. Demek ki zaman zaman iyi sonuçlar da verebiliyormuş. Kötü de değilmiş yani. Bugün Barcelona da kötü gidince hoca değiştiriyor. Real Madrid de kötü gidince hoca değiştiriyor. Real Madrid hatta birkaç sene önce böyle sezon 3 hocayla falan tamamlamıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu dünyanın her yerinde olan bir şey. Türkiye'de de oluyor. Barcelona'da da oluyor. Dünyanın her yerinde oluyor. Şunu da söylemek lazım. Devre arasında Aubameyang aldılar biliyorsun Arsenal'den. Arsenal'de çok fazla sorun yaşayan bir oyuncuydu. Kaptanlığını falan almışlardı. Arsenal'de Premier League'de çok iyi gitmiyor biliyorsun. Bir anda böyle Premier Lig'in işte baş altı takımlarından birinde sorun yaşayan bir oyuncu geldi dünyanın en büyük takımında, en büyük takımlarından birinde bir numaralı oyuncuya dönüştü bir anda. Takımın yıldızı oldu. Şu, bu hafta da iki tane attı. Sürekli gol atıyor böyle. Demek ki bir yerlerde çok iyi gitmeyen bir oyuncu başka bir yerde bir anda çok başarılı olabiliyor. Buna da biraz dikkat etmek lazım. Bunun yanında maçın ardından Pique'nin attığı bir tweet vardı. Biz geri döndük şeklinde. Evet. Ona da değinmek lazım belki. Bana biraz şey anımsattı, Fatih Terim'in nerede kalmıştık tweetini anımsattı. Böyle bütün bir camiayı tekrar ayağa kaldırdı, havaya soktu. Şu geldi aklıma mesela, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta şu anda bu tarz kitleleri yönetebilecek, bu tarz böyle attığı bir tweetle, söylediği bir sözle bütün camiayı ayağa kaldırabilecek bir oyuncu yok mesela baktığınız zaman. Fenerbahçe'de en son belki Aykut Kocaman bunu yapıyordu. İşte bir ufak bir söz söylüyordu bir basın toplantısında, böyle bir anda gündem oluyordu. Ondan beri mesela yok. Bunun eksikliğini yaşıyor Fenerbahçe. Beşiktaş'ta zaten uzun zamandır böyle bir şey ben çok fazla görmedim. Sergen Yalçın belki birazcık o boşluğu dolduruyordu ama takım içinde kaptan olarak bunu yapabilen bir oyuncu yok. Yani eski etki eden takımda bütünleşen kaptanlar da yok son zamanlarda. Yani Fenerbahçe bunu çok zamandır görmedim ben. Hani o kitleyi yönetebilen bir takım kaptanı. Yani camiayı böyle evet, evet, yok yani. Yeniden ayağa kaldıracak bir mesaj oldu Pique'nin mesajı. Evet, evet ve bence Türk kulüpleri de bunun eksikliğini hissediyor. Bu tarz bir liderin eksikliğini hissediyor. Shakira da kocam diye söylemiyorum ama dünyanın en iyi stoperi Gerard Pique dedi. Katılıyor musun Shakira'ya? Bir dönem evet ama şu anda zor ona katılmak artık çünkü yaş da geçti bir yerden sonra. Ama Shakira olsam ben de derdim Pique yani benim kocam en iyi stoper derdim ya. Başkasını mı söyleyeceğim yani? Gurur duyulur ya değil mi? Öyle tabii duyulur. Niye duyulmaz? Peki Karim Benzema'nın sakatlığı vardı ve yoktu El Clasico'da. Sahte dokuzlu bir formasyonla çıktı Ancelotti ama hüsrana uğradı. Evet. Yani Benzema sahada olmadığı zaman Real Madrid gerçekten tanınmayacak bir hale geliyor. Ya kolay değil. Orada Luka Jovic var. Ona da çok fazla güvenmiyor herhalde hoca. Aslında büyük beklentiyle gelmişti. Frankfurt'ta da iyi gidiyordu. Ben de iyi şeyler yapabileceğini düşünüyordum ama çok geride kaldı. Başka da onun dışında net bir 9 numara alternatifi yok çok fazla. Belki hani Benzema'nın da yaşı geldi şu anda. Orayı birkaç seneyi belki Haaland'la doldurmak isterler. Ama Haaland treni de bu sezon hani bindim binemedim. Bir daha alman çok zor. Çünkü serbest kalma maddesi biliyorsun yazın aktif olacak. O da herhalde ya City'ye gider ya da Real Madrid'e gidecek gibi duruyor. Yani başka alabilecek bir takım çok fazla yok piyasada. Belki Manchester United'in gücü yeter ama United çok kötü gittiği için orayı öyle tercih yapacağını düşünmüyorum ben. Bakalım. La Liga başkanı Sarla onu Barcelona'ya göndermek istiyor ama. Yani çok zor Barcelona'nın evet. Onun finansal maliyetini karşılaması. Ama yani başkanın o beklentisini anlayabiliyorum. Hani Ronaldo Messi burada oynadı. Bütün ilgi bizim üstümüzdeydi. Şimdi işte Mbappe gelecek. Haaland da gelse ne kadar iyi olur gibi beklentiye girmesi çok normal ama. Çok zor. Yani kolay değil. Hayaller hayatlar mı? Öyle. Öyle. Evet. Peki tamamen aynı dönemin golcüleri oldukları ve winner karakteri oldukları için soruyorum. Lewandowski mi Benzema mı? Çok kolay bir soru değil. Lewandowski Almanya'da açık konuşmak gerekirse biraz tek takımlı bir ligde oynuyor. Çok rahat bir şekilde gol atıyor. Ama tabii ki bu yaptıklarını da küçültmez bir diğer yandan. Benzema sürekli çok daha büyük bir rekabetin içindeydi. Çok güçlü bir Barcelona, çok güçlü bir Atletico Madrid. Ve bunun yanında Benzema'nın sürekli geri planda kalmasına neden olan bir Ronaldo gerçeği de vardı. Sürekli Ronaldo'nun arkasında kalıp buna rağmen orada tutunabilmek, var olabilmek. Çünkü başka büyük oyuncular da geldi o dönem
Gonzalo Higuain mesela çok verimliydi. Ama ona rağmen takımda kalan Benzema oldu. Ama yani buna Benzema demek de zor çünkü karşında da sürekli makine gibi gol atan bir adam var yani. Ama Benzema'ya da haksızlık yapmamak lazım. Çok fazla hakkının verildiğini düşünmüyorum yani. Evet, ben de düşünmüyorum. Benzema'nın hakkını teslim ederek ben Lewandowski'den yana kullanıyorum sanırım seçeneğimi. Ya şey de unutmamak lazım mesela. Bu bence Mesut için de geçerli. Benzema Real Madrid'e katıldığında Barcelona çok uç bir seviyedeydi ve ben bir daha hayatım boyunca öyle bir takım görebileceğimi düşünmüyorum. Hem bir takım düzeyinde ne futbol düzeyinde. Bence futbol tarihinin en iyi takımıydı. O takımın düzenini, o takımın çarkına çomak soktular mesela. Benzema'sı, Ronaldo'su, Higuain'i, Mesut'u. Mesut da çok büyük iş yaptı orada. İşte Sami Khedira'sı, Ricardo Carvalho'su vesaire vesaire. Cannavaro yoktu gerçi o dönem. Mesela onun hakkının verilmediğini düşünüyorum ben çok fazla o şampiyonluğun. Hem Mesut'un kariyerinde, hem Benzema'nın kariyerinde, hem Mourinho'nun kariyerinde. Yani Lewandowski mesela hiçbir zaman öyle çok büyük bir rekabetin içine, yani Dortmund'da yaşadığı başarılar var. Çok iyi, çok güzel. Ama Benzema'da çok büyük kariyer yani. Evet, kariyer. Onun hakkını teslim etmek aynen gerekiyor gerçekten de. Peki Avrupa'da Atalanta'nın yeni golcüsü gündemde. 18 yaşındaki Mustafa Sisse henüz 4 hafta öncesine kadar bir mülteci takımında oynuyorken şimdi İtalya'nın en değerli kulüplerinden birinde ilk golünü attı. Evet. Sen de görmüşsündür. Evet. Nasıl buldun, ne düşünüyorsun? Böyle şeyler İtalya'da daha kolay oluyor. Çünkü 8. ligden gelmiş. 8. ligin Türkiye'deki karşılığı süper, 2. amatör lig. Yani en dibin dibi. Türkiye'de daha aşağıda bir lig organizasyonu yok. 8. ligden daha. Bir 9. ligi yok Türkiye'de. İtalya'da var mı bilmiyorum. Dibin dibinden gelip bir anda Atalanta sonuçta dünyanın en iyi takımlarından biri. Yani 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e kök söktürdüler. Çok iyi bir takım, çok iyi bir teknik direktörü var. Bir anda 8. ligden gelip öyle bir takımda şans bulmak bence çok büyük bir olay. Bunu bir mültecinin yapması daha da büyük bir olay. Çok genç yaşta. Benim dikkatimi çeken burada şu. Mesela Türkiye'de böyle bir geçiş yapamazsın. Türkiye'de bir takım amatörlükten veya 3. ligden diyeyim ya. Hadi hani Kerem Aktürkoğlu tamam istisna. Ama o da geldi. Hani bir süre oynamadı zaten. 2-3 ay falan oynamadı. Ondan sonra takıma girdi. Böyle bir geçiş yapamıyorsun mesela Türkiye'de baktığın zaman. Ama İtalya'da mesela bu şeyler daha kolay oluyor. Bu bana çok enteresan geliyor. Bu aynı zamanda şey anlamında da, teknik heyet anlamında da böyle mesela. Çok uzaklarda arıyoruz bazen, değil mi? Ya da belli bir çemberin dışına çıkmıyoruz mesela, o da var yani. Bir takım mesela gidip 2. ligden, 3. ligden oyuncu alabilir ya, oynatabilir yani. Orada da futbol oynanıyor, amatörde de futbol oynanıyor. Oradan da alabilirsin mesela, yeterli fiziksel gücü varsa, yeteneği varsa niye almayasın? İşte Atalanta, yani Atalanta bugün Türkiye'deki bütün takımlardan iyi yönetiyor, sana öyle söyleyeyim yani. Son yıllarda sattığı oyunculardan çok büyük paralar elde ettiler. Bu geçmişte varmış esasında. Ben birkaç tane gazete arşivlerini kontrol ettiğimde bakmıştım buna. Hatta Şenez Erzin'in Fenerbahçe yönetiminden istifası da biraz bundan kaynaklanıyor. Yeni bir hoca geliyor. Hoca şey demiş mesela, tam hocanın ismini hatırlamıyorum şu anda. Ben takımın büyük bölümünü böyle işte amatör oyunculardan kuracağım falan demiş böyle. Şenez Erzin de ya tamam amatör oyuncu alınır ama işte atıyorum senede 1-2 tane alınır. Gidip de hani 6-7 tane amatör oyuncu takımı doldurmazsın. İşte ben bu takımın bu sene başarılı olacağını düşünmüyorum demiş. Ondan sonra Fenerbahçe yönetiminden istifa ediyor. Takımda başarısız oluyor gerçekten. Oradan istifadan sonra Şenez Erzik'in işte UEFA yolu açılıyor. Federasyonda mı görev oluyor, UEFA'ya mı geçiyor? Tam net hatırlayamıyorum o dönemi. Geçmişten bahsediyorum yani. Sene belki 70'ler, 60'lar falan öyle söyleyeyim. Yani geçmişte daha çok oluyormuş bu şeyler. Türkiye'de çok fazla olmuyor. Hatta hiç olmuyor. Yani İtalya'da falan yapılıyor, Almanya'da da yapılıyor. Yani mesela bu hoca meselesine gideyim. Mesela geçen sezon Leverkusen'i çalıştıran Hannes Wolf diye bir hoca var. Genç bir hoca. Hatta Beşiktaş'a da geçmişti son dönemde. Klopp bu adamı 6. ligde keşfetmiş. Onun da Türkiye'deki karşılığı süper amatörlük. Orada süper amatörlükte keşfediyor bu adamı. Kendi teknik heyetine dahil ediyor. Ondan sonra bu adam Klopp'un yanında bir süre yer alıp ondan sonra yürüyor. Farklı takımlarda farklı yollara giriyor. Yani herhalde yani hak eden hak ettiği değer Avrupa'da daha kolay veriliyor diye tahmin ediyorum. Ben Türkiye'de biraz daha dar çemberlerin içerisindeyiz. Yani gene yavaş yavaş genç hocalar falan çıkmaya başladı ama baktığın zaman o genç hocalar da mesela yine eski Süper Lig topçuları daha çok mesela. İşte Çağdaş Atan'dı, Ömer Erdoğan'dı falan. Yani birazcık sanki bu çemberlerin kırılması lazım. Çetrefilli daha yollar. Ya, değil mi? Mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 6. ligden bir hoca gelip Fatih Terim yardımcısı olamaz yani. Ama mesela Klopp bunu yapabiliyor. Ki Fatih Terim de yapabilir. Çok büyük bir kariyer sonuçta. Ben aldım. Kim ne diyecek yani Fatih Terim'e? Kimse bir şey diyemez yani. Ama dediğim gibi hani
bir çember var. Hem bu futbolcular için var hem hocalar için var anladığım kadarıyla. Ceza var. Kim verdi bu cezayı bilmiyoruz. Aynen, ama bir ceza var yani. Doğru, enteresan. Yani 18 yaşında adam 8. ligden geliyor. Atalanta Serie A'da oynuyor. Bu sadece bu örnek için de değil. İstisna dersiniz belki ama değil. Junior Messias var. Şu anda Milan'da oynuyor mesela. Geçen sene Crotone'de oynuyorduk galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben birkaç maçını seyretmiştim. Bayağı beğenmiştim. Adam 26 yaşında 2015 yılında İtalya'ya taşınıyor. Kardeşi İtalya'da yaşıyor. Kardeşine yardım etmek için gidiyor. Böyle beyaz eşya tamirciliği yapıyor. Buzdolabı falan tamir ediyor. Orada da harçlık olsun falan diye böyle amatörde top oynuyor. Tabii amatörde. 26 yaşında amatörde oynuyor. 5 yılda Serie A'ya geliyor bu çocuk. Şu anda da Milan'da oynuyor. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde gol attı yanlış hatırlamıyorsam bu sene. Türkiye'de mesela böyle bir hikaye göremezsin. Ya 26 yaşında beyaz eşya tamirciliği yapan bir oyuncunun 5 yılda Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynadığını hiçbir zaman göremezsin. Yani Milan şu anda büyük takımlardan, Türkiye'deki büyük takımlardan daha mı kötü yönetilen bir takım? Hayır değil. Veya Atalanta daha mı kötü yönetilen? Hayır değil. Demek ki biz bir şeyleri belki daha farklı yapmak daha doğru olabilir. Keşke daha farklı olsa. Değişim her zaman güzeldir. Yani biraz diyelim. Farklı şeylere evet. Açık olmak lazım ya. Farklılığa açık olmak lazım. İşte üçüncü ligden gelen, bak üçüncü lig de değil, dördüncü lig oynaması aslında gerçeği. Çünkü birinci lige süper lig diyorsun, ikinci lig diyorsun. Bir çocuk geldi. Geçen hafta bunu Kerem de kendisi de söyledi yani. İki sene önce, bir sene önce Erzincan Spor'daydım. Şimdi Camp Nou'da oynuyorum dedi. Belki gol atacaktı da hatta orada. Biliyorsun vurdu olmadı böyle. Biraz bazı şeyler açık olmak lazım. Çok kapalı olmamak lazım. Bugün Galatasaray'ın değerli oyuncusu. Belki bugün 3. ligde oynayan bir topçu. 2 sene sonra Fenerbahçe'nin değerli oyuncusu olacak. Niye olmasın? Ama biraz orayı iyi taramak gerekiyor. Evet, altlıkları. Evet. Gözümüzün önündeki yetenekleri aynen fark öyle. Etmek için aslında aynen, değişime aynen, açık aynen. Olmak gerekiyor diyelim. Doğru. Ve bu bölümün de sonuna geldik. Legend Futbol'a YouTube'dan abone olup videoları beğenmeyi, Instagram, Facebook, Twitter'dan takip etmeyi unutmayalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.